Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Erimdat. Sizlere daha öncesinde kutu açılışını yaptım ve sonrasında 150 wattlık şarj aletinin deneyimlediğim 10T'nin incelemesini yapmak için burada sizlerle birlikteyim. Baya bir süre geçirdim, baya bir oyun oynadım ve gerçekten de büyük bir deneyim sahibi oldum. Uzun zamandır OnePlus telefon kullanmıyordum. Yaklaşık olarak OnePlus 7 Pro, 7T Pro'dan sonra kullanmamıştım. Şimdi 10T'yi kullandım ve sizlere birçok şey anlatacağım. Hadi gelin incelemeye geçelim. Ama şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu telefonu da sizler için edinmiştik, satın almıştık ve bu telefona tekrardan sizlere bir başka telefonu aktarmak için de satacağız. Açıklamalar linkindeki satın alma linkinden de istiyorsanız da bu telefonda satın alabilirsiniz. Şimdi incelemeye geçelim. Her zaman olduğu gibi yine tasarım kısmıyla başlamak istiyorum incelemeye ve şunu söyleyebilirim. OnePlus 10 Pro tanıtıldığında herkes dalga geçti. Özellikle arka taraftaki kameralarla baya bir dalga geçildi. Neden? Çünkü kendisi tam bir dörtlü set ocağı benziyor. Gerçekten de bu şekilde. Aynı tasarım 10T'de de devam ediyor. Ama 10 Pro'nun göze biraz daha hoş geldiğini söyleyebilirim. En azından kamerada bir işbirliği vardı orada. Hazelblad'le bir işbirliği vardı. Maalesef ki burada 10T'de bu bulunmuyor. Normal standart bir şekilde kameralarımız mevcut. Şöyle elim aldığımda ilk hissettiğim noktası arka tarafındaki doku. Yani gerçekten de çok güzel bir doku var. Hiçbir şekilde parmak izi bırakmıyor. Tabii ki de kamera havzası haricinde. Onun dışında gerçekten de elde tuttuğunuzda güzel kaliteli premium bir telefon tuttuğunuzu hissediyorsunuz. Bir şey haricinde çerçeveleri ben kutu açılışında alüminyum dedim. Hatta okuduğumda da burada orada alüminyum değil normalde plastik yapımından söylüyordu. Ben dişime vurmuştum birkaç arkadaşla sağ olsun dalga da geçmiş aslında. Orada dişime vurduğumda bana bir metal hissiyatı yarattı ama metal değil plastikten yapılma ama kesinlikle ve kesinlikle ucuz olmadığını söyleyebilirim. Yani gerçekten de malzeme kalitesi olarak da üstün bir telefonla beraber ama tabii ki de bildiğiniz gibi Amerikalı bir YouTuber var. JerryRigEverything'di. Telefonu şöyle bastırdıktan sonra telefon ikiye yarıldı. Bunun sebeplerinden bir tanesi de hem çerçeveden kaynaklı olması hem de uyguladığı güçle alakalı. Tabii ki de bu testte kırılmayan telefonlar da yok mu? Var tabii ki de. Bu telefon öyle bir üne kavuştu. Neyse devam ettiğimde aslında boyut kısmına bakmak istiyorum. Boyut kısmında 163 milimetrelik bir boyu 75.4 mm'lik bir eni ve 8.8 milimetrelik bir kalınlığı bulunuyor ve arka tarafı da yanlardan eğimli olduğu için de el tutuş konforu bakımından gayet güzel. Kutu içerisinden herhangi bir şekilde kılıf çıkmadı ama bu şekilde kullandığınızda bile çok güzel telefon tutuş hissiyatına sahip oluyorsunuz. Dediğim gibi özellikle arka taraftaki doku sayesinde boyut kısmından sonra ağırlığa baktığımda ise burada 204 gramlık bir ağırlığımız bulunuyor. Yani 200 gramlık psikolojik sınırın biraz üstünde kaldığını ama tasarım kalitesiyle bütün olduğu için de çok fazla ağır hissettirmediğini de söyleyebilirim. Bu arada arada ön taraftaki ekranımız yani camımız ve arka taraftaki cam malzememiz de burada Gorilla Glass 5'e korunduğunda söyleyelim. Yani Gorilla Glass 5 korumanın üzerine bir kaplama atılmış arka tarafta. Bu şekilde de koruması biraz daha sağlamlaştırılmış ama dediğim gibi yine kırılan telefonlardan bir tanesi oldu test tarafında. Devam ettiğimde iki farklı renkli tercih edebiliyorsunuz. Bir tanesi benim elimde olan burada Moonstone Black yani ay taşı siyah renginde bir telefona birlikteyiz. Bir farklı rengi de burada Jade Green diye bir isimli rengi daha var. İki telefon arasında bence Jade Green daha güzel duruyor ama siyahın da dokusu bir başka olduğunu da söyleyebilirim. Gelelim şimdi aslında işin ekran tarafına OnePlus'ın güçlü olduğu noktalardan bir tanesi de ekran tarafıydı. Ta ki geçmişte OnePlus 7 Pro'dan başlayan bir maceraya kadar. Çünkü ilk defa bir telefonda 90 Hz'i kullanan ilk markaydı OnePlus tarafı ve ben de tam ekran keyfini yaşayanlardan biri oldum. Bildiğiniz gibi 7 Pro'da pop-up bir kamera vardı ve tam ekranı burada sağlıyordu. Bir de 90 Hz'e beraber de gerçekten de akıcı görüntüler bizlere sunabiliyordu. Şimdi OnePlus bu şekilde ekranlarda başarılıyken 10 TL'de bu başarısını devam ettiriyor ve 6.7 inçlik bir ekranımız bizlerle birlikte. Full HD Plus çözünürlük sunuyor. Yani 1080'e 2412'lik bir çözünürlük bizlere sunmuş oluyor. Devam ettiğinde aslında OnePlus burada ekranlarına bir isim veriyor. Fluid AMOLED yani akıcı AMOLED olarak da adlandırabiliriz bunu. Burada da Fluid AMOLED kullanıyor ve gerçekten de çok 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 akıcı. Yani kullandığım telefonlar arasında 120 Hz arasında belki tabii ki animasyonlarla da alakası vardır ama burada bayağı bir akıcı ekranla beraberiz. Bunun dışında 1 milyar renk gösterebiliyor. 60-90-120 arasında kendisi dinamik olarak da değiştirebiliyor. Bu da tabii ki batarya bir artı olarak da yansıyor. Devam ettiğinde ise HDR10 Plus desteğimiz de var. Yani içeriklerde YouTube'da olsun, Amazon'da olsun, Netflix'te olsun, Disney Plus'ta olsun buralardaki içerikleri çok rahat bir şekilde tüketebiliyorsunuz ve gerçekten de keyifli. 6.7 inçlik ekran çok büyük olduğu için de içeriklerin keyfi bir başka çıktığında söyleyebilirim. Bu arada sRGB de destekliyor. P3 renk gamutunu da destekliyor. Yani bu şekilde de aslında renk konusundaki başarısını bizlere de kanıtlamış oluyor. %87.9'lukta bir ekran gövde oranı var ki ben şöyle tuttuğumda gerçekten çerçevelerin çok ince olduğunu hissediyorum ve özellikle alt çerçevenin olabildiğince az tutulmuş olması benim hoşuma giden noktalardan bir tanesi oldu. Zaten ben hem Instagram'da hem de YouTube'da Shorts ve Reels olarak da paylaştım. Ekranı orada görmüşsünüzdür umarım. Gerçekten de çok çok ince çerçevelere sahip. Bu yüzden de 6.7 inçlik ekran daha küçükmüş hissi de yaratıyor ama dediğim gibi ekran gerçekten çok başarılı. Gelelim şimdi aslında OnePlus tarafın en iyi yaptığı noktalardan bir tanesi performans, hız ve güç bundan bahsedelim biraz. Snapdragon bildiğiniz gibi 8 Gen 1 işlemcisini çıkarttığında herkes wow dedi. Çünkü yeni bir atılım oldu. Sayı serisinden yani Snapdragon 870, 888, 888 Plus gibi işlemcilerden sonra yeni bir isimlendirmeye gitti ve 8 Gen 1 adını aldı adıyla da ünlenen bir işlemci oldu aslında çünkü çok ısındı ben kullandım deneyimledim 8 Gen 1'li telefonlar ve 888 telefonlar gerçekten de çok ısınıyordu bunun sebebi de üretim bandında Samsung'dan çıkmış olmasıydı ama şu anda bu telefonun içerisinde Snapdragon'un en son işlemcisi 8 Plus Gen 1 bulunuyor yani ısınma sorununun ortadan kaldırılmış hali bulunuyor diyebilirim bu yüzden de içim çok rahat bir şekilde bu telefonu kullanabildim aynı şekilde Xiaomi 12s Ultra'da da deneyimledim bu işlemci onu da serin bir kullanım sunuyordu ama bu biraz oyuncu telefonuna yatkın olduğu için 8 Plus Gen 1 çok daha rahat çalışıyor. Çünkü içerisinde de bir sıvı soğutma sistemi var. Bu sıvı soğutma sistemi OnePlus 10 Pro'ya göre gerçekten çok geliştirilmiş. Şöyle notlarıma baktığımda OnePlus 10 Pro'ya göre %10 daha yüksek performans sunabiliyor. %30 daha düşük işlemci güç harcaması mevcut. Sonrasında %10 daha yüksek saat hızında çalışabiliyor ve %30 daha düşük grafik birimi güç harcaması da yapıyor bu işlemci. Bu şekilde de bizlere 8 Gen 1'den üstünlüğünü gösterebiliyor. Peki ısınma konusunda neler yapıyor? Orada da notlarımı aldım. Burada da OnePlus 10 Pro'ya göre %64 daha büyük soğutma sistemine sahip. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu telefonun içerisinde çok büyük bir soğutma sistemi var. Sonrasında 3 boyutlu oyunlarda yani burada Genshin Impact olsun, PUBG Mobile olsun test ettikleri uygulamalarda %50 daha az ısınmış OnePlus 10 Pro'ya göre OnePlus 10T böyle bir fark bulunuyor ve Hyper Boost oyun motoru ile birlikte de aslında dediğim gibi hem Genshin Impact'te hem de PUBG Mobile'da daha stabil FPS'i de sağlamışlar bu şekilde. Hem soğutmayla hem de Snapdragon 8 Plus gen bir işlemcisiyle beraber. Şimdi telefonun modun içerisinde bu işlemci var. Grafik tarafında ne var peki? Burada da Adreno 730 grafik birim var. Oynadığım oyunlarda kesintisiz bir deneyim bana sunmayı başaran tek telefon oldu. Ben bunu Poco F4 GT'de bile yaşamamıştım. Bunu şimdiden sizlere söyleyebilirim. Yani FPS kesinlikle düşmüyor. Stabil kalıyor. Telefon olabildiğince az ısınıyor. Az ısınınca da bataryada o kadar çabuk bitmiyor, gitmiyor. Bu yüzden de çok sevdiğim noktalardan bir tanesi oldu. OnePlus 10T tarafında. Bu yüzden de performans tarafında gerçekten de eksiksiz. Benim elimde bulunan model 8 GB'a 128 GB modeli ama bu telefonun 16 GB'a 256 GB'lık versiyonu da var. Yani top level olarak burada özelliklerini sunmuşlar. Zaten lansmanda da ben yapmıştım lansmanını. Orada da dediler ki 16 GB RAM'le biz arka tarafta 35 uygulamadan fazlasını da tutabiliyoruz, uyutmuyoruz demişlerdi. Tabii ki de 8 GB RAM'de bunu test etme imkanı olmadı ama 16'da böyle bir imkanınız da varmış ama dediğim gibi 8 GB'lık modelle de gayet rahat bir şekilde bu telefonu kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında Android 12 ile beraber geliyor ve OxygenOS OS 12.1'i de destekliyor. İleriki zamanlarda 13 versiyonu da gelecek. Yani hem Android 13 hem de OxygenOS OS 13 de gelecektir. Lansmanda da dediğim gibi 13'ün üzerine çok durdular. Hatta çok fazla gereksiz de uzatmışlardı. Kullandığım süre boyunca şunu fark ettim. Artık Oppo'nun kendi kendi yazılımı Color OS'e çok çok benziyor. Peki nelerde benziyor mesela? Atıyorum arka taraftaki uygulamaları silerken multitaskingte silerken bir ses çıkıyor. O ses bile aynı hatta sizlere de şöyle gösterebilirim. Şöyle birkaç tane arka planda uygulama açtım. Şöyle dinletebilirim. Aynı şekilde burada Color OS'te de bu sesleri duyuyorduk ve şarja taktığınızdaki ses bile aynı şekilde buraya entegre edilmiş Color OS şeklinde burada veya Oxygen OS şeklinde entegre edilmiş diyebilirim. Yazılım gerçekten de çok 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 akıcı. Geçtiğimiz zamanlarda aslında OnePlus 8 Pro ve 9 Pro'larda yazılım sorunları var diye birçok insan şikayet etmişti. Hatta bu yazılım sebebiyle boş olması sebebiyle birçok kişi şikayet ediyor olabilir. İnsanların bu tercihine saygı duymakta gerekiyor ama benim hoşuma gidiyor. Yani Color OS olsun, Oppo'nun kendi yazılımı olsun ve dediğim gibi OnePlus'ında oksijen OS'ı da olsun gayet stabil ve sürdürülebilir bir kullanım senaryosu bizlere sunabiliyor. Yani arayüzdeki geçişleri olsun, uygulamalar arası geçişleri olsun veya bir uygulamayı açıp kapatmaktaki geçişleri olsun gayet akıcı. Multitasking'te de keza aynı şekilde yapabiliyor. Kim uygulamalarda takılma, donma yaşadım mı? Hayır, yaşamadım kesinlikle. Dediğim gibi akıcılığı sonuna kadar yaşıyor. Son zamanlarda gördüğüm en akıcı arayüzlerden bir tanesi oldu 10T'deki oksijen OS. Ayrıca performans tarafında neler başardığını da sizler de görüyorsunuz zaten. Dediğim gibi hem sentetik de yaptım hem de oyunlar da oynadım. Bunların da test sonuçlarını zaten görüyorsunuzdur. Hem Antutu'da hem Geekbench'te hem de White Life'da bunu görüyorsunuzdur. Oyunlar kısmında peki neler yapıyor? Isınma orada ne durumda diye. Burada Genshin Impact oynadım. Sonrasında Diablo oynadım. PES oynadım. PUBG oynadım. Hiçbirinde de ısınma olmadan oynadım. Ne kadar ısınma olmadı? Tabii ki de telefon ısınıyor. Bütün ayarlar üst seviyeye çektiğinizde hem grafikleri hem de FPS değerini çektiğinizde illaki bir ısınma oluyor ama içerisindeki soğutma sisteminin büyüklüğü sayesinde çok çabuk bir şekilde soğuyabiliyor. Yani ben oyun oynadığımda elimin ısındığını yani ay çok ısındı vesaire gibisinden böyle söylemlerde kendi kendime bulunmadım. Bu yüzden de soğutma kısmında hem soğutma sistemi hem de işlemci kısmında gerçekten de başarılı bir iş yapmış OnePlus. Gelelim şimdi aslında beğenmediğim noktalardan bir tanesi kamera tarafına. Çektiğim fotoğraflara baktığımda ana kamerayı evet beğendim. Yani ana kamerada bas çek yaptığınızda fotoğraflar gayet güzel ama diğer kameraları kullanmaya başladığınızda ya biraz daha iyi olsaydı diyorsunuz aslında Geniş açı kamerasından tutun Burada makro kamerasına kadar geliştirilmeliydi diye düşünüyorum Özellikle Hasselblad gibi bir marka ile işbirliği yaparken Pro modelinde bu modelde neden yapılmadı Veya buradaki sensörler 10 Pro'daki gibi neden üst seviye olmadı diye Kendi içimden de düşündüm Evet bu telefonu aldığınızda kamerayla çok işiniz olmuyor açıkçası Çünkü performans telefonu olduğu için de Daha çok oyun kullanımına yatkın bir telefon O yüzden de kamerayı biraz geri plana tutmuş diye düşünüyorum OnePlus tarafı Ana kameraya baktığımızda 50 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram açıklığına sahip ve OIS destekli bir kamera bulunuyor. İkinci kamera 8 megapiksellik 120 derece sunan ve f2.2 diyafram açıklığına olan bir geniş açı kamerası. Üçüncü kameramız ise burada 2 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.4 diyaframı açıklığına sahip ve bir makro kameramız. Dediğim gibi çektiğim makro fotoğrafları ben çok çok beğenmedim. Çektiğim örnekleri de sizler zaten görüyorsunuz. Eğer fotoğrafları beğendiyseniz veya beğenmediyseniz de yorumlar kısmına kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Devam ettiğimde ise burada 4K'da 30 fps ve 1080'de 60 fps videolar çekebiliyorsunuz. Ben çektiğim videoları gayet beğendim. Yani 4K 30 FPS'te o ise birlikte gayet stabil videolar çekebiliyor. Video konusunda herhangi bir problem yaşamadım. Ama sosyal medyaya attığınızda illa ki Android telefonlarda bir kalite düşüşü oluyor. Bu kalite düşüşünde ben burada OnePlus 10T'de de yaşadım aslında. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ama dediğim gibi çektiğiniz fotoğraflarda ana kameralar gayet güzelken, videolar gayet güzelken geniş açıda çektiği fotoğraflar ve bence makro kamerası çok daha geliştirilmeliydi. Yani 2 megapiksellik makro kamerası OnePlus'a yakışmamış. Ön kameraya baktığımızda ise burada 16 megapiksellik bir kamera bizleri karşılıyor ve f2.4 diyafram açıklığına sahip. Yani çekilen fotoğraflar beni memnun etti. En azından bu seviyedeki telefonda gayet kabul edilebilir bir selfie kamerası bulunuyor. Yani burada tabii ki tercih sebebi ama ben ön kameradaki video performansını beğenmedim. Neden? Çünkü maksimumda 1080'e 30 çekiyor. İçerisinde Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisi bulunan yani destek konusunda hiçbir problemi olmayan bir telefonda 1080'e 30 çekmek bence kötü ve dediğim gibi diğer videolarda bir utanç kaynağı aslında. En azından burada yine 4K 30'da görmeliydik. Belki 60 FPS olmayabilirdi ama 4K 30 kesinlikle olmalıydı. OnePlus'ın iyi yaptığı noktaları yok mu? Tabii ki de var. Bunlardan bir tanesi de ses konusu. Ses konusu gerçekten de bangır bangır sunmayı başarıyor. Ama üst taraftaki çıkışın en azından Aizle'den değil de farklı bir çıkış olmasını isterdim. Aynı Xiaomi telefonlarda olduğu gibi. Ama yeterli bir ses deneyimi sunuyor. Yani izlediğiniz içeriklerin keyfini rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Zaten ekranımız çok büyük. Zaten ekranımızın özellikleri çok fazla. E, i̇şlemci de gayet buna destek veriyor. Sonrasında ses de bu kadar iyi olduktan sonra bir şeyler izlemenin keyfi burada tabii ki de çok rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Ne isterdim burada tabii ki de? Bir 3.5 mm kulaklık girişi isterdim Özellikle oyuncu olduktan sonra şarjlarken telefonu oyun oynamak istedikten sonra burada maalesef bunu yapamıyorsunuz. Tabii ki de bir Bluetooth kulaklık kullanmak zorunda kalıyorsunuz ama dediğim gibi bir tane 3.5 mm'lik kulaklık girişini üst tarafa koysaydı benim için 10'da 10 olurdu. Bataryadan bahsetmek istiyorum şimdi de. Bataryadan bahsetmeye çok fazla gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü özellikle şarj kısmından bahsetmeye gerek yok. Bunun testini yaptım. Ben de kartlara ekleyeceğim orada. 16 dakika 30 saniyede %1'den %100 olmayı başardı. İnanılmaz bir değer. Benim şimdiye kadar denilmediğim en hızlı şarj performansıydı 10T'de. Ve şöyle bir şey var ki ısınmıyor. Yani şarj olurken bir telefon ısınmaz mı? Isınır. Mesela 120 Watt'la beraber Xiaomi telefonu şarj ettiğinde gerçekten çok fazla ısınıyor. Ama burada 125 Watt'lık desteği olan bir telefonla şarj ettiğinde 150 Watt'lık şarj desteği olan bir telefon ama maksimumda 125 Watt çekebilen ama kutunun içerisinden de 160 Watt'lık bir şarj altı çıkan telefon için gayet kabul edilebilir bir ısınmaydı. Yani ısınma bile değil ılık bir şekildeydi. Çok şaşırttı. Hem bu kadar hızlı şarj olması hem de şarj olurken bu kadar ısınmaması şaşırtan noktalardan bir tanesiydi. Peki bu kadar hızlı şarj oluyor bataryamız ne kadar gidiyor onu da söylemek gerekiyor aslında. Ben kullandığım süre boyunca bataryamın iyi gitmediğini düşünmedim hiçbir zaman. Çünkü oyun oynadıktan sonra bataryam hızlı bir şekilde gidebiliyordu. İçerisinde 4800 mAh'lik bir batarya var. Kesinlikle küçük değil ama şunu söyleyebilirim. Bu bataryayla beraber bir gününüzü çok çok rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Özellikle oyun oynamazsanız. Bunu kullandıktan sonra zaten anlıyorsunuz ki ya benim şarjım zaten çok hızlı bir şekilde olacak ama ne yapayım der gibi böyle konuştuktan sonra telefonu rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hemen taktıktan sonra 2 tane 3 tane işinizi halledene kadar zaten telefon %100 dolmuş oluyor. Bu yüzden de batarya iyi gitmiyor sizlere diyemem ama gününüzü rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Ancak oyun oynarsanız bir günün tamamlayamayacağını da düşünüyorum. Bu şekilde bir batarya performansı bulunuyor. Son olarak ağ bağlantılarından bahsetmek istiyorum. Burada güncel teknoloji tabii ki de içerisinde bulunduruyor. Özellikle bir oyunculara yönelik telefon olduğunu düşünürsek de gayet bağlantı kısmında zengin bir telefon. Çünkü içerisinde Wi-Fi 6 desteğimiz var ve sonrasında Bluetooth 5.2'yi de destekliyor. Bunların yanında 15 tane de anteni var. Yani Wi-Fi bağlantısında kopmaması için ping sürelerinde de düşürmesi için burada 15 tane anteni içerisine yerleştirmişler ve 360 derecelikte de bağlantı sağlayabiliyor. Yani siz telefonu istediğiniz gibi tutarsanız tutun hiçbir şekilde bağlantıdan kopmuyorsunuz. Bağlantıda kalıyorsunuz. Oyunlarda da herhangi bir aksamada yaşatmıyor OnePlus tarafı. Bu şekilde bir kullanım senaryosu sunabiliyor. Ben kullandığım süre boyunca gerçekten de çok zevk aldım. Biraz daha kullanmak isterdim ama dediğim gibi bu telefonu sattıktan sonra belki de kendine özel bir telefonu daha almak istiyorum burada. Şu anda ismini de vermeyeyim. Bir sonraki videoda bunu da açıklamış olurum. Tabii ki kutu açılışında bunu sizlere söylemiş olurum. Dediğim gibi telefonu satacağız ve ben de yine açıklamalar linkine satın alma linkinde koyacağım. Sizlerde bu telefon talip olmak istiyorsanız da açıklamalar linkindeki linkten Tıklayarak da bizlere bana ulaşabilirsiniz Bir sonraki incelemede Bir sonraki OnePlus'ın gerçekten de kendini Özel ve bu kadar hızlı bir telefonda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın